Bir videomda koltukla alakalı ben bir konu konuşmuştum. Videoda bunu gören bir takipçim var. Hem takipçim hem de bir arkadaşım. Enagame. Beni aradı. Elinde fazla koltuk olduğunu, bana göndermek istediğini söyledi. Ben de olur dedim. Ve gönderdi. Kullanıyorum. Sıfır değil ama fıstık gibi. Yani oturdum, test ettim, çok rahat. Sadece şu sağ tarafta şu kol yeri var ya, orada bir oynama var. O da bir tane, yani çift vidalı ama bir tanesinin yeri kırılmış. Ondan dolayı hiçbir şeyi yok, sorunu yok. Rahat, kullanışlı. İniyor, kalkıyor da biliyor. Ama bu boyu zaten benim ideal. Rahat oldu. Şöyle bir tutabilir misin? Yani bayağı bir rahat. Teşekkür ederim. Erdi. Çok sağ ol. Erdi. Hatta bende bilgisayar yokken bunu da göndermişti hatırlarsanız. Şimdi ben bunu yayında ekranı büyütüyorum ya. Oradan şey yapıyorum. Mesajları oradan okuyorum ya. O bakımdan kullanıyoruz. O bilgisayar çok iyiydi. Onun ekran kartı yoktu. Ama işlemcisine ben yük bindirerek aylarca Valorant oynadım. Hatta pervane falan da hatırlarsanız soğutmak için takıyordum işlemciyi. Çünkü belli bir süre sonra kitlenmeler oluyordu. CD takılıyordu. Kendinden apolisi vardı. Hala da vardı. Çok güzel bir kasa yani. Ben kasayı sevdim. Çünkü günümüzdeki çoğunda içinde apolisi yok. Şey yok. CD zaten kullanamıyorsun. Her şey oyunlar falan internetten alınıyor da. Niye canım? Benim eski oyunlarım var mesela. Ben CD'den yükleyemez miyim? Olmaz mı? Olur. İnsanın elinde kalan çoğu şeyi öyle yapabilir. Öyle ya. Bunun dışında bir şey yok. Eklemek istediğim bir şey de yok. Eklemek istediğim tek Twitch'ten beni takip edenler bu videoyu izlerse bazı insanlara ben bir şeyler söylemek istiyorum. Twitch yayınında Twitch'ten ne kadar kazanıyorum? Bu oyunu nereden aldın? Korsan mı? Crack mi? Bu tür sorular sormayın. Yasak. Zaten sen onun da yasak olduğunu biliyorsun da sırf şey yapmak için böyle banlatmak için boş boş konuşuyorsun. Steam'den aldım dersen altta şey görükmedi ki. Bildiri. Ben bildirileri kapatmış olamam mı? Ben senin gibi kullanmıyorum ki. Ben mesajları da kapatıyorum. Bildirileri de kapatıyorum. Altta görükmesini istemiyorum. Bana bir mesaj atılsa. Arkadaşlık isteği gelse de ya. Görükmesini istemiyorum. Ben devamlı kapatıyorum. Yani bu oyunu nereden aldın diyene kadar, bana yazana kadar Google'a yaz. Oyunun ismini yaz. Üstte alışveriş var ya, oraya basarsın. Bunları da biliyorsun da sırf gıcıklığına yapıyorsun. Başka bir şey yok. Erdi tekrar sağ olasın. Koltuk rahat iş görür. Kesene bereket. İşin gücün rast gitsin. Teşekkür ederim tekrar. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın siz de. Telefonu ters çevireceğim. Çünkü önümden çekerim. Selamünaleyküm. Hamur. Şey ekmek var ya kilo yaptığından dolayı orada biraz görüküyor bilmiyorum da şişmanlattığından dolayı ben de makarna yiyorum.
Şimdi ekmek şişmanlatıyor, fazlası zararmış ya. Ben de ondan dolayı makarna yiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki o da hamur. İkisi de buğdaydan yapılıyor diye. Aynı mı olacak? Bir kızla bir oğlan düşün. Anası babası bir diye aynı mı lan? Bir kız bir oğlan işte de. İkisi de farklı. Sizi kandırmışlar. Beni şişmanlatsa ne kadar şişmanlatır. Ben sporcuyum. Yani eritiyorum o bakımdan diyorum. Birader. Yemek programlarını izliyor musun? Bizim yemek yememizi de izle. Doyuruyoruz. Doyuruyoruz demek isterdim ama bizde karın diye bir şey kalmadı. Kışım kaldı. Hani kar ya. Espri biraz ince olduğu için zor olmuş olabilir ama sindirmesi. Yanlış anlamayın sizi, ben şey görmüyorum. Yani o anne nasıl bir espri yaptığımı bazı arkadaşlar algılayamamış olabilir. Biz de akşamcıyız işte. Akşamdan akşam ayranımızı içiyoruz. Makarna. Bakın. Bu yemeği yiyorum ya. Yarım saate kadar doğru düzgün yemek yemiyorum abi. Saat dedim kaç biliyor musun? Saat şu anda 3 falan gece. Yayını kapattım, karnımı doyuruyorum. Mesela. Yedim. Acıktım. Pardon. Arkada 20'lik dişi çekiyorum. Yerken biraz zorlanıyorum. Sonuçta diş çekilen yer kapanmadı ya. İster istemez bir yağ, ister istemez bir şey gibiyim. Yaralı bir kuş gibi. Abi ben bir şey diyeceğim abi. Şimdi biz insanoğlu ne kadar biz değil mi? Yani şimdi inançlı bir insan olarak şöyle düşündüğün zaman cennet var, cehennem var. He. Adam yani vefat ediyor ya, arkasından ağlıyoruz. Özlediğimizden ağlıyoruz, sevdiğimizden dolayı ağlıyoruz. Ama biz de gideceğiz yani başında. Abi ya da hiç dünyaya getirmemek mi yani? Bir Ademoğlunu. Ya da hiç dünyaya gelmesin. Olur mu? Bence olabilir yani. Olmayabilir. Herkesin görüşü değişik olabilir. Yani bu insan doğacak, büyüyecek, yaşayacak. Sonra rahmetli olacak. Yani gerek var mı? Gelmesine. Yani gideceğimiz yer belli, onu diyorum ben. Biz dünyaya niye geliriz? Kulluk vazifemizi yerine getirmek için, kul olmak için. Bunu bilmek bile güzel bir şey.
Ama şimdi kulla kul olanlar da var. Vallahi ben cenneti merak ediyorum. İşteyse kapısından geçelim yani. İnşallah Allah nasip etsin de bari kapısının önünden geçecek ya. Nasıl bir yermiş bu cennet. Hayırlısı ya. Böyle insanları düşün. Çok yakında böyle mesela vefat ediyor. Çok uzun yıllar önce. Mesela ya da doğumda annesi vefat etmiş çocuğu düşün. Cennete gidiyor mesela annesi. Çocuk da cennete gidiyor. İşte bu senin annendi. Ama annenin çocuğa normal işte bir annenin çocuğa olduğu sevgi aynısı orada da var mıdır? Ya da çocuğun annesine veya babasına duyduğu o sevgi orada da karşısına çıkabilir mi? Çünkü mesela aradan çok uzun yıl geçtiği için çocuk gelişmiş olacak veya diğeri değişmiş olacak. Yani araya bir mesafe girdiği zaman ister istemez ilk başlarda hüzünleniyorum, ağlıyorum, ne diyorum da belli bir zaman sonra mesela diyor işte 2 dakika sonra geri unutabiliyorsun yani. Hatıraları aklına gelirse geliyor, gelmezse gidiyor yani. İçinde bazen bir şey kalmıyor. Merak ediyorum da yani. Bunlar da kucağına da konuşsa bana göre boş konuşur yani. Bence de boş konuşur. Çünkü bu konu hakkında ben hiçbir şey duymadım. Kendinize iyi bakın.